Yani biz ilme doğru yönelmeliyiz, Kur'an'a doğru yönelmeliyiz. Evimizde İslam ilmi halini almalıyız. Çocuklarımızla beraber abdest almalıyız. Çocuklarımızla beraber namaz kılmalıyız. Çocuklarımızla beraber oruç tutmalıyız. Yani ben 6 yaşındayım, 5 yaşındayım. Babam, annem rahmetli kaldırırdı bizi sahurda. Derdi ki kalk, kaldırırdı, götürürdü. Biz saat 1'e kadar tekne orucu. Adı tekne orucu. Oruç tutuyoruz. Bir de yiyorduk. İkindiye kadar yemek yok. Yani ikinci bir tekne orucu. İftarda onlarla beraber iftar ediyoruz. Ve yazın ha. Tarlada, bağda, bahçede çalışıyorlar. Biz de hayvan gidiyoruz. Yani hayvanları, öküzleri bakıyoruz. Gidiyoruz. Ve o zaman o yazın o sıcağına rağmen bize orucu alıştırıyordular. Bugün bin bir türlü bahanelere sığınmaya başladı gençlerimiz, gençliğimiz. Evet. Yani işte ben nasıl tutayım, dayanamıyorum. Ya inan tutsun, bakın bu rahmeti o kadar güzel ki. Evet. Adı üstünde peygamberimiz ne güzel diyor değil mi? Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cennet. İnşallah. Yani öyle bir gençlik olalım ki rahmetle dolu yüklenelim. Mağfiretle faydalanalım. İlâ cennete zümer ayeti kerimesiyle de inşallah cennete de koşarak gitmeye çalışalım. Peki hocam, şimdi biz gençlerden bahsediyoruz, cennet görünek, yani bu eğitimi aldık diyelim ama öyle bir duruma gidiyoruz ki ya yarın yaparım, işte 25'e gelince kılarım, 30'a gelince kılarım, 40'a gelince kılarım, devam ederim ama hepsinde bir ömür bitip gidiyor, biz bunun farkına varmıyoruz. Bunu kim silkeleyecek bu insanları? Çok güzel bir soru gerçekten. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde diyor ki değil mi? İşte sıhhatin kaybolmadan sıhhatin değerini, önemini bilin. İşte fakirlik gelmeden zenginliği, ölüm gelmeden sağlığı değil mi? Tabii. İşte biz gençlik olarak da yani bugün gencim henüz daha namaz bana gelmedi, farz olmadı diyemeyiz yani. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki çocuklarınız akıl baliğ çağına girdikleri zaman, akıl baliğ çağını herkes biliyor. Yani ergenlik çağına girdikleri zaman onlara namazı öğretiniz, namaz kılmalarını emrediniz hatta. Çünkü Allah'ın emri. Değil mi? Allahu Teala diyor ki ve akimis salate ve etiz zeka. Namazını kıl, zekatını ver. Evet. Yani biz Allah'a inanmış bir toplumuz. %98'i Müslüman olan bir toplumuz. Elhamdülillah en güzel İslam'ın yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Bakın en güzel İslam'ın yaşandığı bir beldede yaşıyoruz. Yerin altı şu anda Bursa'da bastığımız her ayak izi altı şehit toprakları, şehit kanlarıyla yıkanmış bir toprakta yaşıyoruz değil mi? Yani İslam'ın sancaktarlığını tabiri caizse yapmış. İstanbul'u o fethedecek komutan, ne güzel komutan diye peygamberin müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında İstanbul'u fethetti? Ya 20 yaşında. 20 yaşında değil mi? Bu yaşlı değildi ama. Değildi. Gençti. Gençti. Bak peygamberin müjdesine mazhar oldu. Ve bu toprakta yetişti. Bu toprakta yetişti. Bursa'da yetişti. Ya. Değil mi? Emir Buhari bu topraklarda yetişti. Yani öyle bir topraklara basıyoruz ki altı evliyanın şehadet kanlarıyla yıkanmış ve evliyanın yattığı bir toprakta en güzel bir mekanda yaşıyoruz. Cennet vatanda. Evet. O zaman bakın biz Avrupa'yı değil Allah aşkına Avrupa'nın kültürünü almayalım. Avrupa'nın teknolojisini alalım. Avrupa bizden kültürümüzü yok etti, teknolojiyi kendileri üretti kendilerine. Yani. Ama bizim kültürümüzü yok etmek, bizim gençliğimizi yok ettiler işte. Aynen öyle. Hatta hocam bir papazın bir söylemi var. İşte diyor ki kızlarınıza söyleyin, haç taksınlar. Papaz kendi Hristiyan ailelerine diyor ki kızlarınıza söyleyin, haç taksınlar. Çünkü artık Müslümanlar da bize benzemeye başladı. Birbirinden ayrılsınlar. Ne kadar ağır bir kelime değil mi hocam bizim için? Biz o kadar özenmişiz ki, o kadar kendi
halimizi, kendi tavırlarımızı unutmuşuz ki o tarafı özenmişiz ve artık onları da geçmişiz tabiri caizse. 80'li yılların meşhur bir filmi vardı. Birkaç defa böyle televizyon ekranlarında izlemiştim. Almanya'ya ilk giden bir aile. Yani Alman kızıyla Türk erkeği. Birbirlerini seviyorlar. Gidip geliyorlar. Ama Alman kızı pazar günü olduğu zaman Türk'ün yanına gelmiyor. Kiliseye gidecek ya. Neyse soruyor işte, sizde ibadetler nasıl olur? Cuma namazı olur, bayram namazı olur, işte beş vakit ezan olur. Böyle öğreniyor. Öğrendiği zaman da bakın, o Alman kızı Türk gencin namaz kılıp kılmayacağını takip ediyor. Bu filmlerde vardı, 80'li yılların filmi. Diyor ki sen Müslüman mısın? Bizim delikanlı diyor ki elhamdülillah Müslümanım. Ama Müslümanlığın gereği bak ben işte Almanım, pazar olduğu zaman kiliseye gidiyorum, ibadetlerimi yapıyorum. Sen hiç namaza, yani ibadetini yapmaya gitmiyorsun diyor. Kızarmaya başlıyoruz. Şimdi biri bize dese ki Müslüman mısın? Elhamdülillah deriz. Elhamdülillah'ın gereği nedir? Namazımı kılmak, orucumu tutmak, zekatımı vermek. Evet. Değil mi? Tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. O zaman elhamdülillah benim ta ciğerimden ayağıma kadar işlemesi lazım. Ne güzel huzur bir bulmamış. Kelime değil mi aslında? Elhamdülillah. Yani şükür ediyorsun. Şükür ediyorsun. Elhamdülillah ya, çok şükür ki ben namazımı kılabiliyorum, orucumu tutabiliyorum, zekatımı verebiliyorum. Bunların hepsine şükrediyoruz ama yani şimdi, sabah kalkıp namaz kılmaya imtina ediyoruz hocam. Şimdi siz bana sorun. Namaz kılıyor musunuz? Yok. Oruç tutuyor musunuz? Yok. Evet. İşte şey yapıyor musunuz? Zekat veriyor musunuz? Yok. Peki Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Bir de şunun altına yatırıyoruz hocam. Bizim kalbimiz temiz. Kalbin temizliği var ya. Kalbin temizliği ibadetle olur. Kalbin temizliği Allah korkusuyla olur. Kalbin temizliği Kur'an'la olur. Peygamberimiz diyor ki kalbinizi Kur'an'la cilalayınız. Ya. Ramazan'da güzelliklere bakın. Bütün camilerde Kur'an sesleri ve herkes huzur buluyor, evet. Değil mi? Ve teravih namazları, yani teravih namazı deyip geçmeyelim ya. Teravih namazları, o beş vakit namazla beraber şu anda camilerde Ramazan'dan evvelki duruma bir göz at, şu andaki duruma bir bak, şu anda camiler çok çok farklı yani. Niye? İşte Ramazan'ın bereketi var, Ramazan'ın mağfireti var, Ramazan'ın huzuru var. İşte Ramazan, orucun huzuru var. Çünkü Allah orucu hiç vasıtasız olarak kulla Allah arasında yapılan tek ibadet. Hiç aracı olmayan. Değil mi? Ama oruç tutarken de yani ağzımız kapalı deyip tutmayalım. Bütün bedenimize tutturalım. Yani midemize tutturalım, kalbimize tutturalım, elimize tutturalım, gözümüze tutturalım, kulağımıza tutturalım, ayağımıza tutturalım. Bütün bedenimizle oruç tutalım ki Allah'a teslimiyetimizi ortaya koyalım. İşte böyle bir gençlik olduğu zaman sorarım sana, Allah aşkına bu gençlik nereye gider? Elhamdülillah. Elhamdülillah'a gider, değil mi? Ya. Bak ne güzel. O zaman bakın, yani ben bir acizane olarak şöyle diyorum. Diyorum ki ne olur gençlerimizin elinden tutalım. Anne ve baba olarak da hep beraber camiye gidelim. Bu sade sabah namazı olmasın. Bu sade teravih namazı olmasın. Beş vakit camiye gitmeye çalışalım. Çalışan aileler olabilir. Anne çalışmıyorsa anneyle beraber giderler. Mahfelden namazını kılar anne. Yok yani teravih namazı kılınmıyor mu kadınlar? Şu anda. Kılıyorlar. Diğer vakitlerde namaz kılacak yerler var. Benim camiye geliyor kadınlar. Arka tarafta Allah razı olsun belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz güzel bir mekan yaptı kadınlara. Orada namazlarını ifa ediyorlar. Eyvallah hocam. Bir ara vereceğiz hocam. Hemen bir VTR'miz var, ona gidelim. Eyvallah. Malum hani genellikle biz sahura nasıl kalkarız? Bir örf var ya, bir adetimiz var. Davullarla davulcularımız bizi sahura uyandırır. Gerçi bu zamanda artık kimse bu vakitlerde, bu aylarda kimse uyumuyor sahura kadar da çoğunluk. Ne olur? Davullar çalınır. Biz de uyanmış oluruz. Şimdi ama Emir Sultan'da durum farklı. Biraz daha farklı.
Bakalım durum nasılmış Emir Sultan'da. Onu izleyelim. Sonra Ebubekir hocamla Hadi konuşmaya bakalım. devam edeceğiz inşallah. Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi ve camisinin olduğu ve kendi adının verildiği Emir Sultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Rivayetlere göre önceleri davul çalan bir kişi gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah yaklaşık 10 kilometre uzakta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta kalktığını söyledi. Benzer olayların yaşanması üzerine Emir Sultan da sahur vakti davul çalınmamaya başladı. Nüfusu 10 bini geçen Emir Sultan Mahallesi sakinlerinden Şerafettin Torun, 40 yıldır Emir Sultan'da oturduğunu ve davul çalınmadığını söyledi. Emir Sultan'da pilava diye, pilava diye bağırılır. Bunun nedenini soracak olursanız da 500 yıldan beri aşağı yukarı burada rivayete göre daha önce çalınan davulcunun bir tanesi davulcu bir tokat yediğini duyuyor ve tokat yediğinde de çekirge sırtlarında kendisini buluyor. Bunu bulduğu için de ondan sonra tabii bu konum değişiyor ve Emir Sultan'da davulu kaldırıyorlar. Nöbetleşe devam eden sistemde bazen kadınlar da kapı kapı gezip zillere basarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Efendim yeniden birlikteyiz Ebubekir hocamızla beraber. Hocam bu arada sohbetimize dahil olanlar var. Batuhan Altınışık selamlar olsun kendisine de. Yine Sinan Varlık bize ulaşmış demiş ki hocam özellikle uyuşturucu konusundaki çalışmalarını merak ediyorum demiş. Din görevlilerini ve sizin. Bizden de selam olsun. Eyvallah. Aleyküm selam inşallah. Bakın samimiyetle söyleyeyim. Biz gönlümüzü koyduk. Bizim arkadaşlarla hemen hemen hep din görevlisiyiz. 2-3 tane dışarıdan 2 tane avukat abimiz var gönüllü olarak. Bir iki tane de böyle esnaf kardeşimiz var derneğimizde. Şu anda en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Özellikle ben bunu dile getireyim. Şimdi uyuşturucu madde bağımlılığını anlatırız. Ama tedavi konusunda 18 yaşını doldurmuşsa bu insanın ben tedavi olmak istemiyorum derse tedavi ettiremiyorsunuz. Burada bir eksiklik var. Evet. Öyle değil mi? Yani sonra 18 yaşına kadar velisi olduğun için baba anne tedavi yaptırabiliyor. Biz bu konuda örnekleri var. 2015 müsiatın toplantısı. Orada başbakan yardımcımıza bir teklifte bulunduk. Dedik ki yani uyuşturucu konusunda kurtarmış olduğumuz gençleri Umre'ye gönderelim. Sağ olsun o da bana aynen şu sözü demişti. Dedi ki kurtardığınız gençleri bize getirin biz de gönderelim. Verdik işte. Gönderdiler Allah razı olsun. Şimdi biz dedik ya din görevlisi olarak mahallenin tabiri caizse sigortasıyız. Evet. Ben kendimi öyle görüyorum. Şu anda ben mahallemde kim hasta, kim fakir, kim aç hepsini tanıyorum. Tanıyorum. Kim madde bağımlısı hepsini tanıyorum. Biz sigortayız. Onun için sohbetimize başlarken dedim ki din görevlisinde bir sır var. Bir sadakat var. Bir sevgi var, bir de samimiyet var. 4 tane şeyle başladık. Değil mi? Doğru. Yani sadakat, samimiyet, sevgi ve sır. Sır. Bunların bir tanesi eksik olursa, ciddi diyorum güvende evet. Kırıklık meydana gelir. Onun için biz sadakatla gittiğimiz için, yani genç gelip, en çok gençlerimizin tedavi görmek isteyen gençlerimizin korktuğu olay ne biliyor musun? Deşifre olursam ne olur ben? Hayatım sönecek. Ya Allah korusun. Zaten şu anda sen bir yerde yakalandığın zaman deşifre oluyorsun. Tabii. Sicilin bozuluyor. Biz gençlerimizi inanın belki çoğusunun yani yakın akrabası dahi bilmiyor götürdüğümüzü. Tedaviye takip ediyoruz. Yani AMTM'e gidilecekse AMTM'e ta İstanbul Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına yatılacaksa oradaki hastaneye yatırdığımız hastalarımız var bizim. Ha biz sadece aracıyız.
Ama bizim takviyemiz şu. Diyoruz ki biz burada bunu öğreti yani hastaneye götürürken yakın o camisi olan hangi mahallede oturuyorsa o imam arkadaşına da devreye geçiyoruz. Diyoruz ki hocam yani bunu Kur'an-ı Kerim'i öğretir misin? Biz o aileyi kitaplarla yani böyle İslam din, İslam ilmi haliyle, Kur'an-ı Kerimlerle, hediyelerle gidiyoruz. Yani çam sakızı, çoban armağanı. Her evde bulunması gereken. Aslında var mı, yok mudur? Vardır illa ki Kur'an-ı Kerim. Ama olsun bizden de bir hediye olarak. Yani din görevlisinin en güzel hediyesi de Kur'an-ı Kerim'dir. Tabii. İslam ilmi halidir. Onun için yani samimiyetli gördükleri zaman inanın geliyorlar. Ama ben sivil toplum örgütlerinde madde bağımlılıkla uğraşan bütün sivil toplum örgütleri, abilerimize, büyüklerimize şunu diyorum. Bir konsensüs oluşturmalıyız. Ne konuda? Ya madde bağımlısından kurtarılmak isteyen 18 yaşından büyük olan gençlerimizi konusunda meclise toplu halde bir imzalayarak bu konunun çok aciliyetle ele alınmasını, bu gençlerin tedavi konusunda yardım edilmesi konusunda yani aile istiyor, baba anne, bakın çocuk genç, annesini rehin almış, 18 yaşından büyük, tedaviye götüremiyor polis. Evet. Savcılık kararı olması lazım. Çok ilginç hocam. Yani savcılık böyle kararı, bir illet var. Savcılık kararı da nasıl olacak? O suç işleyecek. Evet. Suç işledikten sonra savcılığa suç duyurusunda bulunacaksın, onu aldıracaksın. Öyle mi? Bir tane bir yani Arap kökenli, ya yani daha doğrusu yabancı bir arkadaşla ayaküstü ilk defa tanışmışız. Arap olmasından mütevet yani bir herhalde ilgimi çekti. Neticede hani elhamdülillah hepimiz Müslümanız diyoruz. Yaşantımız nasıl? Yani bak seninkiler böyle yapıyor, ben böyle yapıyorum. Nasıl? Ne gibi? Biraz sohbet ederken şöyle bir durum geçti. Ottur, günahı yoktur diye bir kelime söyledi. O... Şimdi yani ottur, yani eğer bu ot neticede bir madde değil midir hocam? Yani ottan kastım ama belli yani burada neticede. Şimdi, bakın diyor ki bedene zarar verecek olan yani bedeni uyuşturacak, bedenin herhangi bir hücresini kaybedecek, bedene zarar verecek her şey de haramdır. Kur'an-ı Kerim'de evet. Geçer. Şimdi şuna geleceğim. Yani şimdi Allah'ın emri varken bedeninize zarar vermeyiniz. Evet. Şimdi madde bağımlılığı insanı hele hele son zamanlarda kullandıkları yani isimlerini anamayacağımız kullandıkları madde belli bir süre sonra genç yaşta insanları, gençleri kaybediyoruz. Çocuklarımızı kaybediyoruz ya. Yani şuna geleceğim. Demek ki burada da hani belli başlı biz hani diyoruz ki ya böyle o günah yoktur, bunu yapsak olur. Böyle bir şeyde özen daha sonra özendirici oluyor ya. İslam'da yeri var diyor. Kimisi de diyor ki mesela yüksek dağların başında duman öter. Yani farklı yani gruplar derler ya, mesela bazı dergahlar onu söyler. Dergah hani oraya katılanın şeyidir. İşte yüksek dağlarda duman olmak durumundadır gibi. Bu tür şeyler de açıkçası yanlış empoze ediliyor demek ki de. Gençleriniz bu tarafa da kayıyor hocam. Ama doğru bilgi alırken yanlış tarafa gidiyoruz. Bakın başta da söyledik de. Yani biz ne yapmalıyız? Ciddi diyorum, sivil toplum örgütler konusunda biraz daha adım atmalıyız. Yani her köyün derneği olmalı, her gençliğin derneği olmalı. Bakın TÜRGEV var, gençlik dernekleri var şu anda gürül gürül çalışan o çocuklar, gençlerimiz oraya gidip işte sempozyumlar dinlemesi, orada etkinlikler yapması. Yani dikkat ederseniz derneklere giden, sivil toplum örgütlerine katılan hiçbir tane genç başka yerde kendisini aramıyor. Yeri belli. Evet. Uğraşı var. Sanatçılar yani sanat elinde sanatı olan bir çocuk gidiyor mu? Çok nadirdir. Yani istisnalar olabilir belki ama çok nadirdir değil mi? Yani bakın elinde işi yok, hiçbir topluma girmemiş, toplumdan kendisini soğutlamış, yalnızlıkta hisseden, yalnız ortada kalmış gibi hisseden çocuklarımız ve gençlerimiz daha çok o yöne yönleniyorlar.
O zaman ne yapalım? Eski kültürümüze doğru gidelim. Yani eskiden mendil oyunu vardı ya, Ramazan'da sahura kadar biz evde annemler, babamlar otururdular. Böyle işte sergileri severdiler. Yüzük saklardılar. Mendil oyun, yani yüzük oynama, saklamaca derdiler. Yani yüzük oyun evde işte buyurun orta oyunu gibi oyun oynardılar. Yani büyüklerle küçükler. Hem de böyle kahkahalar, güzel kahkahalarla, güzel sevinçlerle. İftar sahur zamanı geldiği zaman hemen sahura giderdik sevine sevine. Şimdi bakın çocukları sahura kaldırdığımız zaman bile kalkmak istemiyorlar. Sanki soğuk bir şey var. Niye? Çünkü ben diyorum ki ya sahura kalkmasam ne olur ki? Sahurda bereket var. Ama yani şu sözü söylemek istiyorum özellikle. Allah-u Teala diyor ki külü veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul müsrifin. Müsrif eden bir toplum haline geldikse ciddi diyorum bunun altında da çok şey aramak zorundayız. Evet. Yani sokaklar ekmek parçalarıyla dolu. Sokaklar yemek atıklarıyla dolu. Yemeklere atıyoruz. Ne? Kedilere ya bir kabın içine koy. Direkt sokağın kenarına döküyoruz. Ya bir kabın içine koy. Ne olur? Biraz medeni olalım o zaman. Evet. Yani sokağa koymak, kediye yem vermek, sokağa dökmek medeniyet mi değil? Hayvan, yani hayvanları koruyalım. Ama bir marketlerde çok ucuz, 25 kuruşa satılan değil mi? Bir tane kabın içine koyalım. Hatta yanına da bir su koyalım. Hayvan su, yani oradaki yemeği yesin, bu taraftan da suyunu içsin. Buyur insan hakkı, değil mi? Hayvan hakkı. Evet. Ama rastgele sokaklara döktüğümüz yemeklere bakın. Biz, bakın bu bir medeniyet mi yani acaba? Neyden kaynaklanıyor? İsraf olan bir toplumuz. Bir de şunu söyleyeyim, acizane olarak. Büyüklerimin affına sığınıyorum. Biz Ramazan zengini zengin sofrasında ağırlamak değil. Evet. Ramazan fakirin sofrasında zenginin gidip de fakirin sofrasına oturup Hazreti Fatıma validemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine davet edecek hiçbir şeyi yok. Peygamber'e evine davet ediyor, cennet taamı ikram ediyor. İnşallah işte fakirin sofrasında oturalım ki zenginler olarak o sofrayı cennet taamına çevirmeye çalışalım. Yoksa ben zenginim, halim vaktim yerinde. Siz de, Salih Bey de zengin. Salih Bey, hadi bizim evde davet var. Kim var davette? Salih Bey var. Burada da bakın işte Ramazan'ın en güzel tarafı, Allah razı olsun belediyelerimiz şu anda Türkiye'nin bütün her yerinde belediyelerimiz ne güzel çığırlar açtı. Fakirlerin barındığı, fakirlerle zenginlerin barıştığı, kaynaştığı, yani Somuncu Baba Vakfı var benim hemen üst tarafımda, Aşevi. Ben inan Allah için orada onları görünce seviniyorum, coşuyorum. Niye? Fakirlerle zenginlerin böyle kaynaştığı, işte yemeklerin zenginler tarafından orada her gün birinin verdiğini, onların fakirlerle beraber yemek yediğini. Ne kadar güzel işte, bizim medeniyetimiz bu. Bu olmalıyız. Değil mi? Hatırlamalıyız. Hatta orada çocuğumuzu da götürüp onu göstermeliyiz. Bakın yavrum bak burada. Biz 2014 yılında bir iftar verdik. Bir gün verebildik. Yani bir gariban bir dernek. Yaklaşık 150 çocuğumuza nasıl yaptık biliyor çok musunuz? Çok da gariban değilmiş ben, hocam 150 kişiyse. Çok da gariban değilmiş. Derneğimiz gariban. Eyvallah. Yani. Nasıl yaptık biliyor musun? Zengin çocukları, çok fakir çocuklar, sokak çocukları, orta ayarlı çocuklar, işte böyle memur çocukları diyelim. Yani üst düzey bürokrat çocuklarını biz davet ettik. Yani doktor çocukları da vardı. En alt kademede yani sokakta yatıp kalan çocuklar da vardı. 150 tane çocuğumuzu Emir Sultan gibi bir yerde orada bir iftar vermiştik, kaynaştırmıştık. Yani o çocuklar birbirlerinin içine girmiştiler, kaynaşmıştılar. O çocuklar birbirlerini tamamlamıştılar. Mesela bakın bir çocuk
sokaktaki çocukla ekmeğini paylaşıyor. Oradan da Emir Sultan Camii'ye namaz kılmaya gittik. Yani şimdi çocuklara şu anda geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda çocukların üzerine çok gerçekten titrediğini duydum. Ben Allah razı olsun diyoruz. Bize düşen dua etmek onlara. Büyüklerimize dua etmek. Ama herhalde sonlara geliyoruz. Tamam, devam edebiliriz hocam. Yani biz bu konuda sadece olayları yani belediyelerimize veya iş adamlarımıza bırakmamalıyız. Ekonomik olarak yardım edemiyorsak bedeni olarak yardım edelim. Gönlümüzü koyalım. Onlara yardımcı diyoruz ki mesela ben 50 yaşında bir insanım Salih Bey. Yani ben çocuğumla beraber nasıl Salih Bey'in yanına gidip Kur'an-ı Kerim okuyacağım ya? Çocuk o çocuk ben büyüğüm 50 yaşındayım. Benim çocuğum 13 yaşında ya. Olur mu Salih Bey? Ben senin yanına nasıl çocuğumla geleyim ya? Peki çocuğumla sinemaya gidiyor musun Salih Bey? Gidiyorsun. He? Çocuğunla lokantaya gidiyor musun Salih Bey? Gidiyoruz. Çocuğunla kahvehaneye gidiyor musun Salih Bey? Ne olur çocuğunla Kur'an okumaya git ya. Çocuğumla Kur'an-ı Kerim okumaya gidiyorum. Daha güzel bir şey ya. Tabii. 7'den 70'e değil mi? Değil mi? Mesela ne yaparlar anne babalar? Hani çocuğuyla beraber bir sosyal aktiviteye katılırlar. Buyur. İşte ne bileyim baba oğlunu alır halı saha maçına götürür. Yani. Beraber top oynarlar karşılıklı. Bir de nasıl sevinir benim oğlum öyle gol attı. Yani. Benim oğlum öyle koştu. İzlemeye gitmiyor tabii. Muyuz çocuğumuzun? Ne çizide oynayamıyorsak izlemeye gidiyoruz. Evet. Değil mi? Yani yaşım geçti ben futbol oynayamam diyoruz ama çocuğumun en azından nasıl oynadığını merak ettiğim için gidiyorum. Bakın ona bir destek olarak. Evet. Niye camiye de Kur'an-ı Kerim okurken çocuğum şunu sormalıyız. Ben çocuğumu camiye gönderiyorum. Evet. Merak etmeliyim acaba çocuğum camide ne öğrendi? Ne öğreniyor? Ben de gideyim bir bakayım ona. Biz çocuklarımızı kayıt yaptırıyoruz. Bak Salih Bey kayıt yaptırıyoruz. Ertesi gün bir bakıyoruz ki diyor ki ya hocam yazlığa gideceğiz. Bir hafta yokum. Evet. Geliyor bir hafta sonra çocuk 2-3 gün daha geliyor. Diyor ki hocam biz falan yere gideceğiz. 2-3 haftada. Ya oradaki hocaya gönder ne olursun. Oraya da göndermiyor. Niye? İşte ben falan yerdeki camiye kayıtlı çocuğumuz. Evet. Ya fark etmez, kayıtlı, kayıtsız fark etmez. Gönder ya. Yani yazlıktaki hocaya da gönder, köydeki hocaya da gönder. Nereye gidersen bir gün mü gittin? Oradaki camiye gitsin, oradaki daha başka farklı arkadaşlıklar yapsın. Evet. Yeter ki yapsın. Kur'an adına yapsın, İslam adına yapsın, din adına yapsın. Ama arkadaşlık yapsın. Eyvallah. Hocam ağzına sağlık.
Eyvallah. Yani biz daha böyle konuşuruz seninle. İnşallah. Sabaha ederiz. Ama tabii vaktimiz daraldı hocam. İmsak evet. Bugün. İmsak 3.31 inşallah. 3.30'da. Nasipse bir 10 dakika kaldı imsak için. Ama biz hocam sizden bir dua alalım. Bir dua yapalım bu, o zaman. Bu programımızı burada noktalayalım. Hayırlısıyla inşallah. Eyvallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lil muttakin. Ve la idvana illa alez zalimin. Vafa anna ya kerim, vafa anna ya rahim, vafir lana zunubena bifadlike ve cuke ve keremike ya ekremel ekremine ve ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbel alemin, şu mübarek günlerde rahmet günlerinin bittiği, mağfiret günlerinin içerisine girmiş olduğumuz şu günlerde okunan hatmi şeriflerimizi, kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, bütün ibadet ve itaatimizi dergahında kabul eyle. Günahlarımızı, kusurlarımızı, isyanlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul Habibin Edibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, bizleri ekranlarında izleyen bütün kardeşlerimizin ibadet ve itaatlerini en güzel bir şekilde ifa edebilmeyi, ifa etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, oruçlarımızı bedenimize işleyecek bir şekilde oruç tutabilmeyi bizlere ikram eyle. Ya Rabbel Alemin, bil vesile isimlerini sayamadık ama beldemizden zikrettik. Yerin altında her karış toprağı şehit kanlarıyla yıkanmış olan şu güzel cennet vatanımızın her tarafında şu günlerde şehadet şerbeti içip de evlerine al bayrak içerisinde gelen o şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Kederli ailelere sabrı cemil nasip eyle. Gazilerimize uzun ömürler ve acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi, devletimizi ve milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyen dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme. Ya Rabbi, ıslahları mümkünse şu mübarek günler hürmetine ıslah eyle. İslahları mümkün değilse Kahhar ismine sığınıyoruz. Kahhar isminle kahru perişan eyle. Allah'ım, şu mübarek günler hürmetine, sana açılan eller hürmetine, Bursa TV çalışanlarına ve bu güzel ekranlara hizmeti geçen kardeşlerimize uzun ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi, hiçbir zaman sağlıklarını bozdurtma. Ya Rabbi, devletimize, milletimize hizmet eden, ilk önce bütün büyük devlet adamlarımızın ahirete intikal edenlerini rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi, şu anda hayatta olup da emekli olan bütün devlet adamlarımıza uzun ömürler nasip eyle. Ya Rabbi, bil vesile eşimin de cuma günü ilik nakli olacağından dolayı bütün hastalarımıza acil şifa, dertlerimize acil deva, borçlarımıza da borçlarında kolaylıklar ikram eyle. Ya Rabbi, bizleri şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te kenetlendiğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sancağı altında kenetlenip Peygamberimizle beraber cennete girip cemalullahını bizlere de göstermeyi nasip eyle. Dualarımızı Kâbetullah'ta, Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mudahhara'da yapılan ve kabul olunan dualar mukavilinde kabul ve makbul eyle. Dualarımızın kabulü için, bütün ölmüşlerimizin ruhu için, hasreten devletimizin, milletimizin bekası için, geleceği için, saadeti için, Allah rızası için El-Fatiha. Hocam Allah razı olsun. Kırmadınız bizi, geldiniz. Hem gençliği işledik. Teşekkür ederim. Hem bu mübarek gecede inşallah bu dualarımız kabul olur. İnşallah. Artık Ramazan geldi, bitiyor hocam. Son olarak bir şey söyleyeyim yani belki.
Zaman var herhalde. Tabii tabii hocam. Yani eşimden dolayı birkaç defa söylediniz, haberini aldım. Gelemedim. Cuma günü Allah nasip ederse ilik nakline girecek. İnşallah Allah'a her inşallah. Çalışkan erkeğin arkasında da iyi bir eş vardır. Eyvallah. Gerçekten bu seviyeye gelmemde en büyük etken eşim. Bütün samimiyetimle, gerçekten onun cesaretiyle, onun emekleriyle hep bu seviyelere geldik. Rabbim inşallah ona acil şifalar versin. Ve eşlerimin, dostlarımın dualarını özellikle cuma günü nakile girecek. Dua ederseler biz de memnun oluruz. Allah herkesten razı olsun. Dualarımızla olacağız inşallah. Hak ve hukukunuzu helal ediniz. Hakikaten Allah razı olsun. Eşlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eşlerimizin, annelerimizin haklarını kesinlikle ödeyemeyiz. Efendim konumuz bugün Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Sayın Bekir Demirci'ydi. İnşallah yarın yeniden farklı konu ve konuklarımızla burada olacağız. Hayırlı sabırlar. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin.